Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla karşınızdayız. Kıymetli konuğum var, kıymetli Abdülhakim Sonkaya. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah efendim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Sizden mübarek olsun. Bütün izleyicilerimizin de Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam konumuz Kur'an ve Ramazan ekseninde olacak inşallah. İnşallah. Bu Sahur Bereketi programında böyle bir konuyu ele almak istedik. Hemen ben ilk soruyla gireyim hocam. Kur'an açısından Ramazan ve Ramazan açısından Kur'an neyi ifade ediyor? Evet. Bize açıklayabilirsiniz. İnşallah. Tabii çok güzel bir soruyla başladınız. Allah razı olsun. Şimdi biliyorsunuz Ramazan denince akla Kur'an geliyor. Kur'an da denince akla aslında Ramazan geliyor. Biz şöyle başlayalım isterseniz. Allah-u Teala Celle Celaluhu zaten buyuruyor ayet. Herkesin hemen hemen ezberinde olan bir ayet-i kerime. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an onda inmiştir. Şimdi tabii bu Kur'an'ın neden Ramazan'da indiğini ya da Ramazan'ın Kur'an açısından ne ifade ettiğini bilebilmek için önce Ramazan'ın mahiyetini bilmek gerekiyor. Ramazan'la ilgili bazı şeyleri daha yakından, daha özel olarak bilmek gerekiyor. Yani aslında Ramazan denildiği zaman tabii bir ay ismi biliyorsunuz. Evet. Fakat her ayın bu ismin de bir anlamı var. Yani tamam biliyoruz ki bu ayda oruç tutuyoruz. Bu ay rahmet ayıdır. Ama bu ayın bir de isminin bir anlamı var. Manası var. Aslında Ramazan'ın bir anlamı çok aşırı sıcak demek. Aşırı sıcaklık demek. Yani o hararetten dolayı taşların çok ısınmasına Ramazan denir. Yani Ramazan'ın anlamı bu. Demek ki sıcaklığı ifade ediyor bir kere. Hı. Evet. Yani Ramazan denince akla bir kere sıcaklık gelir. Neden? Sıcaklık ve bu neyi ifade ediyor? Çünkü sıcaklık muhabbettir aslında. Bir şeye özlem duymaktır. İnsan bir şeyi sevdiği zaman ona karşı sıcak oldu denir. Yani evet. Ondan bir sıcaklık hissediyorum denir. Yani biliyorsunuz sıcaklığın böyle bir manası var. Yani hani soğuk insan denir. Evet. Ya soğuktur derler. Yani bir şey olumsuz bir ifade olarak kullanır. Hani ilgisiz, alakasız, duyguları zayıf kimse için ne denir? Soğuk. Soğuk derler yani. Ama tersi sıcak duyguları efendim muhabbeti güzel olan insanlara çok sıcak bir insan derler. Sıcakkanlı. Sıcakkanlı derler. Evet. Yani demek ki sıcaklık bir muhabbet ifadesidir. İşte bu şekilde Ramazan-ı Şerif bir kere sıcaklığı ifade ediyor. Hatta biraz daha aşırı bir sıcaklığı ifade ediyor. Demek ki Hak Teala Celle Celaluhu bize bu ayda bizim o sıcaklığı göstermemiz gerektiğini buyuruyor. Soğuk davranmamamız gerektiğini buyuruyor. Neye karşı sıcak olacağız? Yani bu Ramazan ayı madem ki sıcaklık ayıdır, neye karşı sıcak olacağız ve bu sıcaklığı nasıl serinleteceğiz? Aslında bu sıcaklığın birinci şeyi işte Kur'an'a karşı sıcak olacağız. Demek ki Ramazan ayı insanlığın, dünyanın serinliğe ihtiyaç duyduğu bir aydır. Sıcak bir aydır. Ve bu serinliği, bu sıcaklığı dengeleyecek olan aslında Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü bir yerde sıcaklık varsa bir yerde serinlik de olmalı. Evet. Yani hem birbirini dengelemeli. Onun için hani hadisi kutsi'de ya da hadis-i şerifte peygamberimizin işte buyurdu müminin iftar açarken işte o hali ona bir mutluluk olarak yani Ramazan'ın bir ecri var bir de o iftar ederken ki mutluluğu işte yani sıcaklık böyle bir şey demek ki bir serinliğe ihtiyaç duyuyor. Ondan dolayı bir özlemi ifade ediyor. Bir kavuşma duygusunu ifade ediyor. Sıcaklık bir muhabbet, bir güzel duygu şeyi ifade ediyor. O bakımdan Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an'ı Ramazan'da indirmiştir. Çünkü insanlık bir şeyi susamıştı. Dili kurumuştu adeta. Sıcaklıktan. Evet. Artık bir şeye ihtiyaç duyuyordu. Berekete, nura,
serinliğe, kurtuluşa, kurtuluşa ihtiyaç duymuştu. Ve işte bu Ramazan'ın Ramazan'ın isminde anlamını bulan bu iklimde Kur'an-ı Kerim inmiştir. Dolayısıyla biz şunu da söyleyebiliriz. Kur'an aslında insanlığın hararetini, sıcaklığını, o içlerini kavuran belki öfkeyi, belki başka şeyleri, belki aşk ateşini dindirmek için inmiştir. Onun için Ramazan'ın böyle bir anlamı var. Ve Kur'an böyle bir zamanda inmiştir gerçekten. Yani şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O ay ki onda Kur'an inmiştir. Bizden öncekilere de oruç farz kılınmıştı. Allah-u Teala buyuruyor, kutibe aleykumus siyam keme kutibe alellezine min kablikum. Şimdi daha öncekilere de sizden nasıl yani size yazıldığı gibi daha öncekilere de yazılmıştı. Ama onların orucu vardı, Ramazan'ı yoktu. Bu fark var. Yani şimdi oruçları vardı onların. Ama Ramazan son olarak insanlığa, İslam ümmetine, bütün insanlığa Kur'an'la hediye edilmiştir. Yani oruç her zaman ilahi bir sünnet olarak vardır. Evet. Ama Ramazan iklimi ayrı bir şeydir. Bazı daha öncekiler üzgün tutardı, başka zamanlarda tutardı ama orucu ve Ramazan'ı birleştirmek ayrı bir şey. Ve bu yani bunun ay olması mesela. Hani Ramazan ayı diyoruz. Neden Ramazan haftası değil? Evet. Değil mi? Neden Ramazan günleri değil? Ay, şehir. Yani Allah Celle Celaluhu bize Ramazan ayını hediye etmiştir. Kur'an Ramazan ayında inmiştir. Ve şehir deniyor buna. Yani ayın ismi Kur'an'da şehir demek. Hani şöhret de oradan geliyor aslında. Yani siz Kur'an'ı anlarsanız, bu ayın değerini bilirseniz şöhret sahibi olursunuz. O özlediğiniz değeri, ilgiyi, alakayı çekersiniz. Biliyorsunuz insanlar şöhret şeyini sever. Evet. Yani neyle şöhret yapmak ister? İşte kimisi zenginliğiyle, kimisi konumuyla falan bir şeyler. Ama bunların hepsi geçici şöhretlerdir. Ve bunların, bu şöhretlerin insana verdiği şeyler kısıtlıdır. Hatta bazıları zararlıdır. Bazıları olumsuzdur. Ama Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olarak Ramazan, şehri Ramazan insana en güzel namı verir. En güzel şöhreti verir. İlmi öğrenerek, Kur'an'ı öğrenerek, hikmeti öğrenerek, hakikati öğrenerek ve bunlar hepsi insana bir nam olur. Şöhret olur. Onun için Allah Celle Celaluhu bu aya hani hafta biz oruç haftası demiyoruz. Oruç günleri demiyoruz. Ramazan ayı diyoruz. Şehri Ramazan diyoruz. Ondan dolayı Ramazan denildiği zaman bu manada Kur'an'ı alıp o nama sahip olmak gerekiyor. O şöhrete sahip olmak gerekiyor. Bu bir de hani orucun bir yönü vardı. Onu da bu bağlamda anlatmak lazım. Bizden öncekilerde bir susma orucu vardı. Yani konuşmama orucu vardı. Hani Hazreti Meryem'le ilgili ayette geçiyor. Evet. قَالَتْ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ يُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّ. Dedi ki ben bir oruç adadım. Bugün hiçbir insle konuşmayacağım. İnsanlarla konuşmayacağım. Dedi. Şimdi neden bizden öncekilerde konuşmama orucu vardı? Yani kendini ağzını tutma orucu dediğimiz. Bu tarz bir oruç vardı. Ama bizde yok. Niye? Çünkü bizde Kur'an inmiştir. Kur'an indiği için bunun anlatılması gerekiyor. Yani bizde susma orucu olmaz. Niye? Çünkü Kur'an ayı olduğu için hakikat anlatılmalı, hikmet anlatılmalı. Bir de Ramazan ayının ikliminde kimsenin kötü bir şey konuşma ihtimali yok. Evet. Herkesin hayrı konuşacağı varsayılıyor. O bakımdan kim ne konuşuyorsa güzel konuşur. Bu bakımdan yani Ramazan ayında bizde susma orucu yok Kur'an ayı olduğu için. İşte Ramazan Kur'an ayıdır.
dedik. Yani bir de Kur'an da Ramazan'la alakalıdır. Yani Ramazan'ın bir hediyesidir. Yani Kur'an ve Ramazan ilişkisi o manada birlikte şey yapmak lazım. Şahr-ı Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Buyur. Bir de hocam Bakara suresi 183'te hani farz kılındı diyor size ve sizden öncekilere farz kılındı. Orada bir de yani fenalıklardan korunasınız tabiri kullanıyor. Yani bu korunmak neyi ifade ediyor? Şimdi tabii takva diye geçiyor orada. Leallekum tettakûn. Evet. Korunasınız. Şimdi biliyorsunuz takva bir manası korunmadır. Yani biz buna korunma güdüsü diyoruz. Koruma içgüdüsü diyoruz. Bunu daha önce de anlattık. Kaç sefer anlattık. Belki bu vesileyle tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani bir çocuğu örnek verecek olursak ne kadar engelleseniz de illa sobaya elini değdirmek ister çocuk. Ya da bir işte sıcak bir çaydanlığa falan. Neden? Çünkü çocuğun koruma güdüsü yok. Kendi farkında değil. İlla ben dokunurum der. Ve eninde sonunda dokunur ama dokunduktan sonra akıllanır. İşte takva kendini koruma güdüsüne sahip olmaktır. Yani başına gelmeden farkında olarak kendini korumaktır. İnsanlar biliyorsunuz koruma güdüsüne bu manada çok sahip değil. Adam hayatında buna dikkat etmiyor. Mesela kendi sağlığına, kendi sıhhatine, efendim Allah'ın emirlerine aykırı ve zararlı olan şeyleri yapmakta çekinmiyor. Ne zamana kadar? Ne zaman işte o zararı görünce artık eli yanınca tabiri caizse, ağzı yanınca korunmaya başlar. Ya mesela içki içme derler ama hastalanmaya başlayınca kendisi ne yapar? Korunmaya başlar. İşte Allah Celle Celaluhu diyor ki takva kendinizi koruma güdü. Yani kendinizi korumanızdır. O koruma içgüdüsüne sahip olmanızdır. Yani tehlikenin farkında olmanızdır. Ya bu korunmanın bir de çeşidi var değil tabii mi hocam? Yani şimdi sağlık açısından korunma tabii gerekiyor. Oruç bu mahiyetiyle önemli bir olguya sahip. Yine imani manada kötülüklerden korunma aynen adına gerçekten hani Ramazan ayı girdiği zaman genel itibariyle hani biz boş, avare işlerimizi bir kenara tabii bırakmaya meyil ediyoruz. En azından rağbet aynen ediyoruz. Bunlardan kurtulmak adına bir çaba, gayret gösteriyoruz. Bu mahiyetiyle belki yine onun dışında başka hani nasıl ifade koruma edilir? Korumanın başka anlamı daha var. Yani takva olarak bir de bağışıklık sistemi anlamına geliyor. Koruyucu hekimlik diye bir şey var biliyorsunuz. Evet. Bahsediyorlar. İşte önemli olan hastalanmamaktır. Yani hastalanmadan önce tedbir almaktır. Buna koruyucu hekimlik diyorlar. Evet. Yani ya da bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi diye bir tabir var. Aslında takva aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Evet. Yani koruyucu hekimliktir aynı zamanda. Yani hastalanmadan önce tedbirini almaktır. Bunun için mesela bağışıklık sistemini güçlendirmek. Yani mesela işte oruç tutarak nefsini terbiye etmek. Efendim dayanma gücünü test etmek, kabiliyetini ortaya çıkarmak, Ramazan'da oruç tutmak suretiyle kendi gücünü, kendi şeyini ortaya çıkarmak. Bunlar ne yapar? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Evet. Onun için insan daha güzel kendini korumaya başlar. Daha rahat kendini korumaya başlar. Yani o manada hani Ramazan'ın takva olması bir nevi koruyucu hekimlik görevi de görmüş oluyor. Ya da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şimdi biliyorsunuz bağışıklık sistemi zayıf olduğu zaman en ufak bir şeyde hastalık kapılıyor. Evet. Yani deniyor ki bağışıklık sistemi zayıf. Ya da işte bu nedenle yani Ramazan o takva, bahsettiğiniz takva boyutu bizde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani bizim kolay kolay zararlı, kötü, günah meselelerine karşı kendimizi korumamızı sağlıyor. Yani gerçekten oruç tutan bir insan uzun bir dönem kendinde o iradeyi, o azmi, o direnci hissedebiliyor. Ama oruç tutmayan,
o takvadan mahrum kalan kimselerde bakıyorsunuz o irade zayıf, sabır zayıf, bağışıklık sistemi zayıf yani. Onun için takvanın bir anlamı nedir? Takvanın bir anlamı da bağışıklık sistemidir. Koruyucu hekimliktir. Ve biz o Ramazan'ı, orucu bu şekilde değerlendirmeliyiz. Bir nevi koruyucu hekim olarak görebiliriz. Tabii aynı zamanda böyle. İşte onun için Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir ki bize hikmeti öğretiyor. Hikmet de hekimliktir aynı zamanda. Yani Kur'an'ın hikmetini bilmek, bu ayda bu ayın hikmetini bilmek, orucun hikmetini bilmek, Kur'an'ın hikmetini, hikmetlerini bilmek ne yapıyor? Bize hekimlik oluyor zaten. Yani hikmetin kendisi zaten hekimliktir. Niye? Çünkü bir şeyi bildiğin zaman, bir şeyi hakikatini bildiğin zaman ikna oluyorsun. Evet. Tatmin oluyorsun. Şimdi insan ikna olduğu zaman, tatmin olduğu zaman daha rahat vesveseye, kötülüğe karşı koyar. Ama şimdi insanın içinde bir tatmin yoksa, efendim hakikat anlamında bir nur yoksa, bilgi yoksa, işte manayı bilmiyorsa ne yapar efendim? Sürekli vesvese, şüphe, tereddüt hali yaşar. Bu da onun bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bu da onun hekimlik boyutunu olumsuz etkiler. Onun için yani Ramazan'ı böyle de değerlendirmek lazım. Hani insanlar söylüyor işte biz yani Ramazan'ı işte sağlık, sıhhattir. Evet doğru ama burada bir meseleyi açılığa kavuşturmak gerekiyor. Burada sıhhat sadece bedeni sıhhat değildir ama. Yani biz bunu, bu sıhhati sadece bedenle sınandım. İşte sen oruç tutarsan perihiz yaparsın. İşte miden rahatlar falan. Doğru tabii elbette. Bedenin sağlığa kavuşur. Doğru. Ama sadece sağlık bu mu? Zihin sağlığı, ruh sağlığı, efendim hatta akıl sağlığı, duygu, kalp sağlığı. Hepsi iman sağlığı. İman sağlığı bunlarla da alakalı. Niye? Çünkü insan oruç tuttuğu zaman efendim o manada kalbine bir tatmin oluyor. Huzur geliyor. Bu da sorunlara karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Bunalıma girmesine engel oluyor. Tabiri caizse. Biliyorsunuz bu çağ bunalım çağı. Evet. İnsanların stres çağı. En ufak bir şeyde strese giriyor insanlar. İşte oruç bizde o bağışıklık sistemini güçlendirdiği için ve bize hikmeti öğrettiği için bize bir hekim oluyor. Dolayısıyla buyurun. Bir de şey var yani stresi gideriyor. Fakat genel itibariyle oruçlu insanların çok fazla stresli olduğunu da görüyoruz. Yani burada aslında biz hakiki hikmeti kavrayamamızdan kesinlikle dolayı mıdır? Kesinlikle. Çünkü insanlara bakıyorsun hani aman efendim babana yaklaşma oruçludur, sinirlidir. Aman efendim sigara içmemiş, işte şöyle yapmalı bir şekilde. Belki hani, sigara içenler için bu böyle daha yani çok. Yani biraz böyle hani sanki hele hele iftara yakın saatlerde bakıyorsun hani üst düzeye artık ulaşmış, dokunamaz hale gelmişsin. Yani aslında biz belki bu mahiyette Ramazan'ın imani boyutuyla hikmetini belki iyi kavrayamadığımız için onu iyi bir şekilde kendimize hani koruyucu bir hekim olarak giydiremediğimiz için böyle bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani bu yönü böyledir. Yani hani insanlara hoşgörülü olmak lazım. Ya biraz insanlara karşı hoşgörülü de olmak lazım. Hani şey olarak tabii bu tamamen ya çok suçlamamak anlamında söylüyorum ama dediğiniz doğru. Yani gerçekten oruçta bir sükunet hali olması gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu ayette buyuruyor zaten. Hak Teala diyor ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an huden linnâs ve beyyinâti minel hudâ vel furkân. Şimdi insanlara hidayettir. Hidayet de sükunettir zaten. Hidayetin bir manası sakin olmak. Çünkü insan yolunu bulunca sakinleşir. Hidayet insanı, evet, sakinleştirir. Yani insan şeyden kurtulunca ne yapar? İşte belirsizlikten, efendim kayıplıktan, yani şaşkınlıktan, tereddütten kurtulunca huzura erer, sükuna erer. Onun için Ramazan ayı aynı zamanda hidayet ayıdır. Sükunet ayıdır. Dolayısıyla stres dediğimiz şey normal olmaması gerekiyor ama bu insanlık zaafı, insanlık zaafı. Fakat ne olursa olsun insanlar farkında olmadan da
sonradan bunun şeyini görüyor. Mesela Ramazan'da belki bu gerginlik, stres ya da belli ediyor kendini ama sonradan sabrı artmıştır insanların farkında olmadan. Sabırları artmıştır. Yani işte biz Ramazan'ın bu yönünü de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bizim bir hekimlik olduğunu, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sonradan bizde yani bu stres çağında bu insanın en ufak bir şeyi stres sebebi saydıkları bir dönem, bir çağda yaşıyoruz biliyorsunuz. İşte Ramazan bu manada çok önemli bir role sahip. Ayrıca bütün yani şeylerin dışında bu bir ayrı ekstra bir hediye olarak söylüyoruz. Ya biliyorsunuz insanlar şimdi çok şeyler yiyor falan, tüketiyor. Boş enerjiye sahip. Dengesizlik var. Hani o bakımdan Ramazan ayı o enerji dengelenmesini de sağlıyor. O enerjinin ruha dönüşmesini sağlıyor. O fasit, yani kötü enerji dedikleri şeyi alıyor, onun yerine bir ruh veriyor. Onun için Ramazan bir ruh, ruhun indiği aydır. Yani o ruhla enerji farklı. Yani insan bir şeyi, bir enerji verirsin, ya ısınır, ya hareket eder, ya uçar, ya falan. Ama ruh öyle değil. İnsana bir tat veriyor, bir huzur veriyor, bir sükunet veriyor, canlılık veriyor, dirilik veriyor. O, bu bakımdan biz aynı zamanda yani o Ramazan ayını şöyle değerlendirebiliriz. Kötü enerjiden kurtulup güzel bir ruh kazanmak. Evet. Yani olumsuz enerji, kötü enerji diyorlar zaten. Hani niye kötü enerji nedir? Kötü enerji insan çok fazla mesela bir şeyler alıyor, besleniyor ama bunu kullanacağı, verimli kullanacağı alan yok. Bu işinde birikince ne oluyor efendim? Fasit bir hal alıyor, fesat oluşturuyor. Ondan dolayı oruç aynı zamanda insanların besin şeyini de dengeliyor, gıdasını dengeliyor, ruhi ve maddi besini dengeliyor. Şimdi insanlar bir yıl boyunca maddi olarak besleniyor ve ruhi bir besin sorunu oluşuyor. Kalıp ve kalp ilişkisi diyoruz biz buna. Mesela adam kalıbını besliyor, bedenini besliyor ama kalbinde bir şey var. İşte Kur'an ayı olan Ramazan bunu da doldurmuş oluyor. O dengeyi sağlıyor. Yani hem maddi hem bedeni bir şeylik oluşuyor. Bir de Ramazan ayının mesela Kur'an ayı olmasıyla ilgili bir şey, çok husus var tabii ama hani bu vesileyle şunu da ifade etmiş olalım. Hani huden linnâs beyinâti minel huda diyor ya Hak Teâlâ Celle Celaluhu. Yani hidayet aynı zamanda hediyeden de geliyor. Demek ki insan bu Ramazan'da hem hidayet buluyor hem hediye elde ediyor. Yani hediyeler elde ediyor. Evet. Efendim mükafat elde ediyor. Ya biz buna hediye diyoruz özel isimle. Şimdi mükafat zaten ahirette var. Ama Hak Teala'nın buyurduğu burada hediye ne olabilir mesela? Şimdi hediye biliyorsunuz sevinci, sürprizi ifade eder. Herkes bir hediye buluyor aslında. Hediyeler buluyor belki. Fakat farkında değildir. Biz burada izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Acaba ben bu Ramazan'da hangi hediyeyi aldım desin insanlar. Belki çocukların hediyesi bayramdır. İnsanlar, büyüklerin de hediyeleri vardır. Birbirlerine yani o hidayet kaynağı. Mesela biz fitreyi hep bir şey olarak görüyoruz ya. Fitre işte fakirlere, yoksullara bir yardım olarak, sadaka olarak. Ama aslında bir hediyedir de aynı zamanda. Hediyeleşmek şeyiyle de verilmeli. Sadece yani bizde hani fakir zengin ilişkisinde tamamen işte bir yardım mahiyetiyle acıyarak vermek ayrıdır. Değer vererek hediye gibi vermek ayrıdır. Evet. Ve bunu alan kişinin kendini değerli görmesi de önemlidir. Ya ben de hususa fakirim işte veriyor falan gibi. Bunlar da bu ayda farklı bir atmosferde olmalı. Bu çok önemli bir husustur bu. Doğru. Bizim bahsettiğimiz bu husus. Yani Ramazan ayı hediye ayıdır aslında. Biz sadaka ayı diyebiliyoruz da elbette sadaka da olmalı. Sadaka güzel bir şey. İyilik yapmak, yardım etmek, acımak, rahmet, şefkat hepsi güzel. Biz bunlara haşa alternatif olarak söylemiyoruz bunu. Sadece şunu söylüyoruz. Yani Ramazan ayı
hediye ayıdır aynı zamanda. Yani fakirin bir hediye alacağı, zenginin hediye alacağı, herkesin hediyeleşmenin olacağı aydır. İşte biz fitreyi de biraz bu boyutla şey yapmaz, ilişkilendirir. Tabii yani. Çünkü niye? Birine yardım ettiğin zaman o da o hediyeyi aldığında içi rahatlıyor. Evet. O da ona hediye oluyor, hidayet buluyor. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Toplayacak olursak aslında Kur'an, Ramazan hem bir hidayet kaynağıdır, hem bir terbiye kaynağıdır, hem bir nasihat kaynağıdır. Yani bunların hepsinin aklı aslında bir menbaadır. Yani sağlık açısından da, iman açısından da, terbiye açısından da. Aynen. Dolayısıyla Ramazan bu mahiyette bunların hepsinin toplamıdır. Bu şekilde aslında büyük bir hediyedir insanlığa. İlk bölümümüz sona erdi hocam. İnşallah ikinci bölümde tekrar beraber olacağız. Kıymetli Reber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar buluşmak üzere. Vakti zamanında hacı vazifesini yapmak üzere Mekke'de bulunan bir kimse, bir adamın devamlı "Allah'ım doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et" diye dua ettiğini işitir. Öyle ki bu adam her defasında aynı duayı eder, başka dua etmez. Bu duruma şahit olan o kimse merak eder ve adama "Sen neden hep bu duayı yapıyorsun?" diye sorar. Adam başlar hikayesini anlatmaya. Yıllar önce hac vazifemi yapmak üzere Mekke'ye gelmiştim. Kabe'yi tavaf ederken ayağıma bir şey takıldı. Eğilip onu yerden aldım. Büyükçe bir keseydi. İçinde de epey bir altın vardı. Önce sahibini bulmaya çalıştım. Lakin kalabalık olduğu için bulamam deyip kendimi almak istedim. Uzunca bir müddet nefsimle bu şekilde mücadele ettim. Bu esnada birilerinin bir adam 1000 altınlık bir kesesini kaybetti. Onu bulup getirene 30 altın hediye edeceğini bağırıyorlardı. Bu seslerle beraber ben de nefsimle olan mücadelemi galip bitirerek nefsime galip geldim. Ve 1000 haram altının 30 altından daha kıymetsiz olacağını düşünerek 30 altına razı olarak o keseyi sahibine ulaştırdım. Sahibine ulaştırdıktan sonra hediyem olan o 30 altını aldım. Hac farizamı yerine getirip tamamladıktan sonra memleketime dönerken aldığım o 30 altınla bir köle satın aldım. Köle gençti ve çalışkandı. Öyle ki ben ona köle muamelesi etmez, beraber çalışırdık, aynı sofrada yemek yerdik. Bir gün o kölenin benden habersiz bir şekilde tanımadığım birileriyle görüştüğünü gördüm. Köleme görüştüğü kişilerin kim olduğunu sordum. O da aslında kendisinin falanca diyarın hükümdarının oğlu olduğunu söyledi. Ülkesi olarak savaşa girdikleri bir savaşta savaşı kaybettiklerini ve esir olarak esir düştüklerini ifade etti. Köle pazarında da kendisinin onu satın aldığını dile getirdi. Gelen kişilerin de babasının askerleri olduğunu, babasının esaretten kurtarıldığı ve babasının da onu 50 bin altına senden almasını, kendisinden almasını istediğini söyledi. Ertesi gün bu hükümdarın askerleri geldi. 50 bin altın karşılığında o kölemi onlara sattım. Aldığım o 50 bin altınla ticaret hayatına atıldım. Epey bir tüccar arkadaşım oldu. Birçok tüccarla tanıştığım dost oldu. Bu tüccarlardan birinin bir gün üzgün olduğunu gördüm. Sebebini sorduğumda onun da arkadaşı olan bir tüccarın vefat ettiğini, ardında sadece bir kızının kaldığını, hem vefat eden dostuna hem de tek kalan kızına kızı için üzgün olduğunu ifade etti.
ve beni çok sevip saydığı için o kızla evlenmemi teklif etti. Ben de bu teklifi kabul ettim. Hazırlıklar tamamlandı, adet olduğu üzere çeyizi görmeye gittim. Çeyiz epey zengin bir çeyizdi. Altın kaseler ve altın kaseler içerisinde keseler vardı, altın keseleri vardı. O keselerden birinin 970 altın olduğunu gördüm. Bu durumu kıza sorduğumda o da yıllar önce babasının hacdayken bu keseyi kaybettiğini ve o keseyi bulup getirene 30 altın hediye ettiğini, o kesenin üzerinde hiçbir zaman doldurmadığını ifade etti. İşte ben de o gün o 30 altınla o keseyi tamamladım. Ve bu şekilde hikayesini sona erdiriyor. Doğruluğun, hakikatin, Allah'a ram olmanın, yalan söylememenin, ihanet etmenin karşılığını bu mükafatlarla aldığını dile getiriyor. Demek ki hayatımız boyunca doğru ve dürüst olursak, rızkımız olan, nimetimiz olan, bizim paydamız olan şeyi Allah-u Teala mutlaka bize bir şekilde nasip edecektir. Alacağımız şeyi ya haram yolla almış olacağız ya da bu şekilde hikayede de belirtilen şekilde helal bir yolla kazanmış olacağız. Ve bu şekilde hikayesini sonlandırıyor. Hocam, hikayede doğruluğa, dürüstlüğe dem vuruyor. Biz de buradan çıkarak hem Ramazan'ın Furkan yönünü hem de doğruluk, dürüstlük yönünü bir daha sizden dinleyebiliriz. Bahsettiğiniz üzere o doğruluğun ödülü ifade ediliyor. Şimdi Ramazan Şerif aynı zamanda Furkan ayıdır. Fark etmek. Yani Furkan fark etmekten geliyor mana itibariyle. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudellinnes beynâtin minel hude vel furkan. Demek ki fark etmek. Yani insan oruçta neyi fark eder? Furkan sahibi olur. Fark etme gücüne erişir. Biliyorsunuz Kur'an'ın da bir ismi Furkan'dır. Tebârekellezî nezzele alâ abdihil furkan. Evet. Nezzele el furkan alâ abdihil yekûnel âlemine nezîren. Yani Furkan'ı indirdi. Şimdi Furkan insanın fark etme gücünü veriyor. İnsanı kabiliyet bu manada sezgi gücünü veriyor. Mesela insan Ramazan'da acıkmanın ne olduğunu fark ediyor. Susamanın ne olduğunu fark ediyor. İşte kendi kapasitesinin farkına varıyor. Kendi kişiliğinin farkına varıyor. Kendi yeteneğini fark ediyor. Ha bir de etrafında bu durumda olanları fark ediyor. Efendim sıcaklığın ve serinliğin ne olduğunu fark ediyor. Kendi nefsiyle mücadele etmenin yollarını fark ediyor. İşte bundan dolayı burada mesela hani nefsle mücadele hikayenizde geçti ya, insan kendi nefsiyle, kendi benliğiyle bu manada olumsuz şeyleriyle başa çıktığı zaman işte fark edebiliyor bunu. Bir Furkan sahibi oluyor. Ve daima Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da biliyorsunuz Faruk ismi var. Yani fark etme, yani bir şeyi ayrıştırma. Evet. Yani ayrıştırmak derken dışlamak, ötekileştirmek değil, ayırmak birbirinden. Yani kötüyle iyi, haklıyla haksızlığı, zararlı olanla faydalı olanı, kötüyle çirkini birbirinden ayırmak. Ayrıştırmak değil. Evet. Kur'an kimseyi ayrıştırmıyor. Biz İnce de o bir çizgidir zaten tabii, o Furkan. Biz de yani Ramazan'da kimseyi ayrıştırmıyoruz. Farkına varıyoruz. Ama bugün dünyada bir ayrıştırma var. Bir fark etmek yok. Ötekileştirme. Adam güç elde edince, mesela uluslararası bazı güçler biliyorsunuz, güç elde edince ayrıştırıyor. Sömürüyor.
farkına varmıyor. Yani sahip olduğu gücü bir furkan aracı olarak kullanmıyor. İşte Kur'an ayı yani Ramazan'da biz insan olarak, Müslüman olarak ve bütün insanlık aslında furkan sahibi olmaya muhtaçtır. Furkan elde etmelidir. Bir fark etme. İnsan kendi farkına varacak. Ha ben evet. buydum, şuyum. İnsan kendi çevresinin farkına varacak. Etrafında ne oluyor, ne bitiyor. Bilinç anlamında, dünyada var olan sorunlar anlamında daha hakim, daha doğru, daha isabetli bir şey. İşte Furkan bu manada yani Ramazan ayının da başka bir vasfıdır. Yani düşünün ki insanlar bazen etraflarında bir sürü şey oluyor ama farkına varmıyor. Evet. Belki komşusunun farkına varmıyor. Belki akrabalarının farkına varmıyor. Halbuki mümin, ideal insan, ideal mümin fark etme, sezgi gücüne sahiptir. Nerede ne bitiyor hemen fark edebilmelidir. Bunu birbirine ayırmalıdır. Bu şekilde hem davranışı, hem ameli, hem hayatı bereketli olur. İnsanları mutlu eder. İnsanlar da onunla mutlu olur. Ve o da insanları mutlu ederek, fark ettiklerine destek vererek, yardım ederek, hediye vererek kendisi de mutlu olmuş olur. Çok güzel hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Hocam, bir de Kadir gecesi evet. hakikati var. Bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Bunu da bir ele alırsak, Kadir gecesi neyi ifade ediyor? Neden bin aydan daha hayırlıdır? Bu konuları da bir ele alabilirsek. Evet. Şimdi tabii Kadir gecesi aslında çok geniş bir konu. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında ve özellikle Kadir gecesinde inmiştir. Kadir biliyorsunuz yani biz de kullanıyoruz. Kadir kıymet bilmez. Evet. Yani normalde Kadir gecesi kadir kıymetin olduğu gecedir. Yani her şeyin değerini bulduğu, her şeyin kadrinin anlaşıldığı. Yani insan Kadir gecesinde kıymete biner, kadri artar. Niye? Çünkü Kur'an'ı aldığı için, Kur'an'ı anladığı için, bir ruh elde ettiği için kadri ve kıymeti artmıştır. Hem kendi kıymeti artmıştır, hem insanları takdir etme kabiliyeti artmıştır. Şimdi insanlar birbirlerinden hep bu konuda şikayet ederler. İşte kadir kıymet bilmezler. Ne yaparsak yararlanamıyoruz falan evet. gibi. Aslında yani Kadir gecesi bizde bu duyguyu geliştiriyor. Herkes birbirinin kadir kıymetini bilecek. Herkes birbirinin değerini, herkes birbirinin hak ettiği vasfını değerli bulacak. Herkesin kadir takdir edilmeye layık bir vasfı, bir erdemi, bir davranışı mutlaka vardır. Ve Kur'an-ı Kerim işte Kadir gecesinde inmek suretiyle bize bu kadri veriyor. Bize kadir kıymet veriyor ve bizim de bununla ahlaklanmamızı istiyor. Kadir gecesi. Yani neden mesela gündüz değil gece, Kadir günü değil gece, Kadir gecesi. Gecenin ayrı bir mahiyeti var tabii, zaten İslam'da. Gecenin ayrı bir sırrı var. Yani biz Kadir günü demiyoruz. Kadir gecesi diyoruz. Çünkü gece sırlıdır ve o sırlara vakıf olarak işte kadir artıyor biliyorsunuz. O manada bir de gündüzün oruçlu olmanın, kendini tutmanın o sıcaklığı hissetmiş. Şimdi gece ne kadar sıcaksa, gece gündüz ne kadar sıcaksa gece o kadar serindir. Demek ki sıcaklığa tahammül eden, bu sıcaklığı yaşayan kişinin ödülüdür serinlik. Ve o gizemlilik, o sır, işte o ruhu elde etmek. Şimdi Allah-u Teala Celle Celaluhu biliyorsunuz o gece bir ruh indirir. Ruh. Şimdi Allah-u Teala diyor, tetenezzelu melaiketu ve ruhu fiha. Ha bu ruh Cibril Aleyhisselam'dır diyenler var. Olabilir. Ama ruhtur bu sonuçta. Bir ruh elde ediyor insan. Evet. Ha insanın
yıl içinde yaşadığı sorunlar onun ruhunda bir yıpranmaya sebep olabilir. Yeni bir ruh elde etmeli. Dinç, güçlü, sağlıklı, işte hani dedik ya birinci bölümde kötü enerji evet. insanda birikiyor. Biz enerjiyle ruhu aynı görmemeliyiz. Enerji bir harekettir, bir şeydir. Bir ısı veya harekete dönüşüyor sonuçta. Ama ruh duygudur aynı zamanda. Bakın adamlar robot yapıyor, hareketlendiriyor ama duyguyu veremiyorlar. Evet. Şimdi şu anda hareket ettirme problemi yok. Yani robot şeyinde her şeyi veriyorlar ama bir duyguyu veremiyorlar. Yani duyguyu veremiyorlar. Niye? Çünkü o duygu ruhun sonucudur. Ve Allah Celle Celaluhu Kadir Gecesi'nde işte bize ruh vererek bizi robot olmaktan kurtarıyor aynı zamanda. Çünkü bu çağ robot çağı. Hani robotlar daha insanlaşmadı ama insanlar robotlaştı. Evet, aynen öyle. Evet. Daha insanlar anlamına diyorlar ya hani robotlaştıracağız insan robotlar yani duygu vereceğiz falan. Bunu yapmalarına gerek yok. Zaten insanlar robotlaştı yani. Çünkü insanlar robot gibi yaşıyor. Duygusuz. İşte Hak Teala Celle Celaluhu Kadir Gecesi'nde bize o ruhu veriyor. Yani robot olmaktan bizi kurtarıyor. İnsanları kurtarıyor. Ruh robotik bir şey değildir yani. Evet. İnsana sadece bir kıpraşma, bir hareket vermiyor. Mana veriyor. Kıymet veriyor. Değer veriyor. Efendim güzel bir duygu veriyor. Özlem duygusu veriyor. İşte ruh böyledir. Tetenezzelul melaiketu ve ruhu fiha. Yani o gün melekler ve ruh iner. İnsan o gece o ruhu ödül olarak alır ve yıl boyunca tekrar dingin bir ruhla ne yapar? Hayatını idame ettirir. Örnek olur. Hem kendi işinde, hem mesleğinde, hem aile ortamında, toplum ortamında, kendi çevresinde, nerede bulunuyorsa orada bir dinç bir şekilde örnek olur insanlara. Şimdi Allah Celle Celaluhu Ramazan ayına yani Şehri Ramazan diyoruz. İşte Kadir Gecesi ise 1000 aydır. Evet. Yani bir ömürdür 1000 ay. 80 yıla tekabül eder. Demek ki insan bazı öyle gece öyle bir şey yaşar ki bir ömür ona yeter. Yani bir ömür hani yine burada şehir üzerinde duracağız. İnsanlar hep fark edilmeyi, bilinmeyi ister. Şöhret elde etmeyi ister. Furkan ayı dedik ya, insanlar insanların ilgisini çekmek için hep bir şeyler yapılıyor biliyorsunuz. Bazen çok absürt denilecek yollara başvuruluyor. Neden? Maksat fark edilmek. Ama aslında fark edilmenin en güzel yolu iyilik yapmaktır. Evet. Fark edilmek budur. İşte şöhret, nam sahibi olmak budur. Ama insanlar çok basit yollarla, çok pahalı ama basit. Yani mesela çok bedel verir ki fark edilmek için. Mesela çok çok lüks bir arabaya biner fark edilmek için. Ama çok az fark edilir. Halbuki fark edilmenin çok daha basit ama kalıcı yöntemleri vardır. Bunun da en güzeli işte insanlara iyilik yapmaktır, fark edebilmektir. Onlara yaklaşım gösterebilmektir. İşte bunu yapanlar ne olur efendim? Fark edilirler. Yani o kadar masrafa katlanmalarına gerek kalmıyor. İşte Furkan ayı, Ramazan aynı zamanda insana bu terbiyeyi de veriyor. Nasıl kendi fark ettireceğini gösteriyor. Diyor ki fark edilmek mi istiyorsun? Böyle çok pahalı masraflara kendini belirleyecek şeylere katlanmana gerek yok. Çok masraflı işlere girmene gerek yok. Kalk git bir iyilik yap, bir şey yap. İnsanlar seni fark edecek zaten. Evet. Ve çok daha ucuza mal edersin ve çok kalıcı olur. Kalbe girersin. Ama sen çok lüks bir yaşamla bir anda birilerinin önünden geçtiği zaman sadece gözlerine hitap edersin. Asla kalbine giremezsin. Ve bu senin fark edilmen değil. Yani görünür bir anda göze çarpmandır. Göze çarpmak. Fark edilmek bu göze çarpmak değildir. Gözüme çarptı bir şey diyoruz. Kimse hayatında göze çarpanı hatırlamaz. Ya bir anda gözüme çarptı diyor. Bir şey oldu gözüme çarptı diyoruz. Ama fark edilmek öyle değil. Kalpte yerini
ediniyor. İnsan fark edildiği zaman kalbe giriyor. Furkan böyle bir şey. İşte Kadir Gecesi de insanda bir kadir kıymet oluşturuyor. Yani fark edilmeyi sağlıyor. Hakiki fark edilme de diyebiliriz değil mi tabii hocam? Ki, şimdi tabii ki. Hani bahsettiğiniz mesela şöhret işte birileri zenginlik tabii mahiyetiyle birleştirip bir şeyler yapıyorlar. Geçici bir fark edilmedir. Yani insanın dünya hayatı içerisinde var olacak süresi boyunca bir fark edilmedir. Bir de Allah'ın nazarında fark aynen edilmek vardır. Aynen. Yani Kur'an'da, Ramazan'da, Kadir Gecesi de bu her aynen üçüsü öyle de bu mahiyette Allah nazarında bir fark edilmeyi yani şöyle Seferullah Bey kardeşim, biliyorsunuz tabii ki en değerlisi Hak Teala'nın nazarında fark edilmektir. Fakat Allah Celle Celaluhu kendisinin fark ettiğini insana da fark ettiriyor. Çünkü insan insanların nazarında fark edilmeyi seviyor. Bu bir duygu. Yani Hak Teala hiçbir şey unutmaz. Her şey onun yanında belli. Aslında o gafil değildir, haşa. Burada mesele şu. İnsanlar bunu insanların da görmesini istiyor ama. Evet. İşte biz de diyoruz ki madem ki böyle bir duygu var, o zaman bunu en güzel şekilde yapmaya çalışmak gerekiyor. Yani fark edilme duygusu insanda güçlü bir duygudur. Bunu bastırmanın anlamı yok. Ama bunu doğru kullanmak gerekiyor. Yani biz ya işte fark edilmeyelimden ziyade, yani bunu bastırmaktan ziyade fark edilmeyi güzel yollarla yapmak önemli. Evet. Herkes sahip olduğu kabiliyeti Allah için, insanlık için, İslam için, Kur'an için en güzel şekilde kullansın ve bu şekilde fark edilir. Çok güzel hocam. Yani demek şu ki biz Ramazan'ı bir yönüyle Furkan yönüyle alıp hem fark edilmeyi, kötüyle iyi fark tabii edilmeyi, hani az önce bahsettiğimiz gibi fark edilmenin tamam insan boyutuyla da fark edilme önemlidir. Bunu yaparken dahi ilahi nazarda rıza görerek, yani aynen Allah'ın rızası dahilinde insanların nezdinde fark edilmeyi. Ve bunun da yani Allah'ın rızası ettiğimizde insanlara yansıyacağını da bilmeliyiz. Evet. Yani zaten mesele odur. Yani Allah-u Teala'nın da zaten hakiki manada insandan istediği odur. Aynen. Allah-u Teala kendi nazarına yapılan ameli, kendi nazarına yapılan iyiliği mutlaka insanlara bir şekilde duyurabiliyor. Eyvallah. Bu duyurduğu zaman da zaten insan Allah'ın nazarında fark edildiği zaman bir kıymet, bir hakiki bir kıymetle kıymetlendirilmiş aynen oluyor. Bu mahiyette güzel bir program oldu. Son sözlerinizi alalım. Kısaca kapatacağız. Yani zaten özetlediniz. Söyleyecek söz çok biliyorsunuz. Yani Ramazan'la ilgili sözün sonu yok. Evet. Ama bize bu kadar bir süre verildi. Biz inşallah belki başka programlarda nasip olursa yine konuşabiliriz başka konuları. Ama bugünlük söyleyeceğimiz hani şey olarak bunlardı. İnşallah anlaşılmıştır dileğimiz. Fark edilmiştir. İnşallah. Herkes kendini şey yapsın buna göre. Hediyeleşmek dedik. Furkan dedik. Fark edilmek dedik. Ramazan'ın sıcaklığı, duyguları, efendim bir boyut olarak sadece aynı burada bir ruh elde etmek, robotik olmaktan kurtulmak ve bu şey, bu anahtar kelimelerle biz programımızı bitirmek. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Abdülhakim Sonkaya hocamız bugün Kur'an ve Ramazan nezdinde bir şeyler ifade ettiler bize. Güzel konulara değindiler. Farklı terimler üzerinden bazı hususları açtılar. Güzel oldu. İnşallah sizler de bu mahiyette faydalanmışsınızdır. Sahurunuzun bereketli olmasını diliyoruz. Ramazanınızın bereketli olmasını diliyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.